Merhabalar, ben Melis Bayraktaroğlu. Bugün siz alem okuyucuları için sanatta yarım asrı geride bırakan usta ressam Ayhan Türker ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Çalışma hayatınıza iç mimarlıkla başladınız. Fakat resim her zaman sizin için ayrı bir önem taşıdı. Bize biraz resmin sizin için öneminden bahseder misiniz? İç mimarlıkla başlamamın sebebi de esasında resme olan aşırı ilgimin neticesidir. Ta çocukluktan başlayan lise yıllarında bir tutku haline gelen resim, daha sonra akademi yıllarında geliri iyi sayılabilecek bir mesleğe dönüştü. Ve iç mimar olarak akademi bitirdikten sonra aynı mesleği icra edebilmek için işte piyasaya atıldık. O yıllarda resim konusunda Türkiye gerilerdeydi. Ressamın maddi durumu çok bozuktu. Resim para etmiyordu. Bu yüzden iç mimarlık yaparak, dekorasyon yaparak ve hatta bir mobilya mağazası sahibi olarak daha sonra atölyeler çalıştırarak o mesleği icra ettim. Fakat bu arada resim hiçbir zaman ihmal edilmedi. Pazar ressamı denilecek tarzda çalışmalarda bulundum ve devamlı resim alemi içinde yaşadım. Ressamlar arkadaşım oldu. Daha sonraki yıllarda bayağı ön plana çıktı resim. 85 yılında ilk sergimi Vakko Galerisi'nde açmıştım. O kadar yoğun ilgi gördü ki daha sonra peşimi galeriler bırakmadılar. Ve bayağı ciddi bir şekilde resme meşgul olmaya başladım. Ve bugün aradan yani ilk sergimden sonra aşağı yukarı 30 sene geçti. Bu 30 senenin son 20 senesinde resim tamamen benim hem mesleki hem de her bakımdan yani tek ilgi odağım oldu. Bugün akademide mezuniyetimin 55. yılıdır. Benim sanat hayatım yarım asrı geçen bir zaman içinde cereyan etmiştir. Bugün 50 yılı aşan bir sanatçı olarak sanatımın meyvelerini bir sergiyle sanat severlere arz ediyorum. Sizi diğer İstanbullu ressamlardan ayıran farklar var mı? Mutlaka vardır. Yani sanat icrası süresince her sanatçı birbirinden ne kadar farklıysa ben de diğer sanatçılardan o kadar farklıyım. Yani estetik endişeler, konu birliği, efendim ve buna benzer şeylerden dolayı bazı benzerlikler görülürse de esasında netice olarak bir hayli farklı resimlerim ulaşmış olur. Ayrıca ben İstanbul ressamı diye bir tabiri de pek hoş karşılamıyorum. Çünkü bu iş çok turistik oldu. İstanbul'un her türlü yönden istismarına giriyor. Ben içinde bulunduğum çevre, yaşadığım şehir İstanbul olduğu için İstanbul'u resmi diyorum. Bir başka şehirde yaşasaydım, başka bir çevrede olsaydım mutlaka o yaşadığım çevreyi resmederdim. İstanbul'da olduğum için İstanbul'u resmi diyorum. İstanbul'un iyi taraflarını, güzel taraflarını, pitoreskini aksettirmeye çalışıyorum. Neticede bazı önemli ressamların tesirinde kalmış olsam da kendi şahsiyetimi bulduğumu ve sanatımı o şekilde icra ettiğimi tahmin ediyorum. Başka sanatçılara dış görünüş itibariyle benziyor gibi kabul edilse de yok, çok farklıdır. Ayhan Türker'in kendine göre bir tutar tarafı ve kendine göre bir üslubu oluşmuştur. 50. yıl serginizden bize kısaca bahseder misiniz? Yani sanatımın başından bugüne kadar edindiğim bütün tecrübeleri ve gelişmeleri zannediyorum bu sergideki eserlerde aksettirmiş oluyorum. Konularda büyük bir değişiklik olmuyor. İçinde yaşadığım çevreye resmettiğim, onun pitoreskini kullandığım için değişen bir şey olmuyor konularda. Ancak icra tarzı ve
yorumlar tabii ki tecrübe kazandıkça mükemmele doğru gidiyor. Ve zannediyorum bu sergimdeki eserlerdeki alınmış olan netice son derece mükemmel ve son derece şayanı takdirdir. Aynı senelerden beri yaptığım konuları daha gelişmiş olarak, daha endişeleri daha derinlere indirmiş olarak resmediyorum. Temenni ederim daha ileriki yıllarda daha iyi neticelerle bunu devam ettireceğim. Bu keyifli söyleşiden dolayı Ayhan Türker'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.